Biz ne kadar böyle bu ekranlardan işte filan böyle hani İran'ın da osu osudur bu şuna dikkat etmek lazım dersek diyelim. Hani bir toplumun içerisinde olan bitenleri hep eksik değerlendireceğiz. O kaydı düşelim. Yani İran'a gidip gelmişliği olan insanlarız. İşte siyasetinde Orta Doğu'yu ve İran'ı izleyen insanlarız. Bizimki ancak o çerçeve içerisinde bir görüş olabilir. O kayıtla dinleyenler de izlemeli. Sadece beni değil herkesi yani fikir yürütenleri de. Şu ana kadar benim izleyebildiğim kadarıyla bu gösterilerim zaten mahiyeti tam anlaşılmış değil. Benim tarafımdan en azından anlaşılmış değil. Şimdi ekonomik sıkıntılardan dolayı İran'da problem var mı? Var. Aslında hep var. Yani sistem dışı. Bugün söyleniyor ya sistem dışı kalmış bir ülke olması dolayısıyla. Ve dolayısıyla bu nasıl bir şey? Bu aslında sistem dışı kalmak dolayısıyla olan kısmı rejimiyle alakalı. Yani İslam devrimi rejimi ve uluslararası işte camianın dışında kalmasıyla alakalı bir şey. O halde bu gösteriler ne kadar rejim karşıtı gösteriler, rejimin tamamını hedef alıyor. Ne kadar? Yok kısmi yani. Hani biraz daha iyileştirme olsun da durumlarımızda geçinemiyoruz, edemiyoruz. İşte bir takım böyle hani her yere bir röportaj veren, zikredilen bir takım insanlar işte Hüseyin, Tüccar Hüseyin bunu diyor, öbürü şunu diyor diye alıntıladıkları şeylerde o kadar mı rejim hedef almış? Bir sürü haber verme tarzından anladığımız hele de o dış politika işte Yemen'de işimiz ne falan filan gibi şeyler ön plana çıkıyorsa diyorum çünkü gerçekten de aldığım hep aracılar üzerinden alıyoruz. Yani ya rejimin kendisinin söyledik iddiaları var ya da oradaki işte bu tür rejimlerde de yani biliyorsunuz hani dışarıdan haber almak biraz zor ve de bu tür rejimler düşman batı medyası açısından düşman rejimler düşman yerler olduğu için fazlasıyla o manada çarpıtılmış haber alıyorsunuz. O yüzden o kayıtları koymak lazım. Yani bu öne çıkan bir iş midir? Yani biz kardeşim milli gelirimizi kendimiz yiyelim Yemen'e, Lübnan'a, Suriye'ye şekil vermeye çalışmayalım. Eğer öyleyse ve demin dediğim ekonomik durumda hani biz niye dünyadan dışlandık kardeşim şeklinde öyle bir büyülü şuur taşıyor böyle bir arka plan varsa o zaman rejime karşı yönelmiş bir protestolar serisidir. Diyeceksiniz ki belki yani huzursuzlukla başlar ondan sonra o hani bir rejimi de hedef alır. Ben doğrusu öyle bir şey görmüyorum yani benim dediğim gibi bütün bu kısıtlar içerisinde gördüğüm yani böyle şeyle başlamış yani ya böyle rejimi hani durup da bu, şu an itibarıyla bu protestolarla bu rejimin böyle sistemli bir şekilde ve kalabalıklarca hedef alındığına dair ben bir işaret görmüyorum doğrusu.